İlçe seçim kurullarında Doğu Perinçek mesaisi başlıyor. Komşularla işbirliğini sağlamak yazın için Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek. Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için seferberlik başlatan partililer İstanbul'u ayağa kaldırdı. Bu görüntüler Üsküdar'dan. Kayıtımızın bulunduğu ilçe seçim kurullarına akın ediyoruz. Sizleri de bir imza vermek için seçim kurullarına davet ediyoruz. Bir aydan beri alanlardayız. İlçe seçim kurulunun önünde vatandaşlarımızı engel çıkarmamak için ilçe seçim kurullarının önünde olacağız. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak tek lider olarak Doğu Perinçek'i görüyorum. Ülkenin üreten Türkiye için, tam bağımsız Türkiye için Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyorum. Başka çıkar yol yok. Vatanı kurtaracak olan yalnız Doğu Perinçek. İstanbul'daki çalışmanın merkezlerinden biri de İstiklal Caddesi oldu. Çalışmanın başındaysa partinin İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel vardı. Ormanda seçim yapılıyor. Ormanda yılan var, çıyan var, tilki var ama ormanda bir de aslan var. O aslan Doğu Perinçek'tir. Bakın Ermeni soykırımı yalanını yıkan, Ergenekon balyoz tertiplerini çökerten, Irak, İran, Rusya, Türkiye işbirliğini yapan, Çin'le Türkiye dostluğu köprüsünü kuran lider Doğu Perinçek'tir. Milletimiz huzur içinde olsun. Türkiye'nin çözümü var. Türkiye'nin Doğu Perinçeği var. Doğu Perinçeği'nin etrafında Türkiye millet olarak birleşiyor. Önsel, Vatan Partisi'nin Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için kurulan imza filosundan da bahsetti. Çalışmalar son aşamaya geldi. Şimdi yarına bütün yurttaşlarımızın ilçe seçim kurullarında imza vermek için kolaylıklar sağlıyoruz. İlçelerimizden araçlar, otobüsler kaldırıyoruz. Hasta olan yurttaşlarımızı evlerinden alıyoruz ve ilçe seçim kurullarına götürüyoruz. Öncü Gençlik Yöneticisi Uğur Aykaç da gençlere çağrı yaptı. Gençliğin geleceksizliğine karşı bir iş vaat ediyor, bir gelecek vaat ediyor. Bu yüzden Gençlik Doğu Perinçek'e aday göstermeli diyorum. Adaylık sürecinde tartışılmasa da yükselen dolar ve ekonomideki sıkıntılar seçmenlerin birinci gündemi. Ekonomi berbat. Enflasyon bence en yükseklerde. İşsizlik oranı da fazlasıyla yüksek. Çünkü zaten işsizlerden biri benim, hem de okumuş işsizlerdenim. O yüzden yani onları anlayabiliyorum. Ama Doğu Perinçek'in getirdiği önerileri de çok doğru ve yerinde buluyorum. İnşallah getirdiğinin hepsini gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanı olabilir. Doğu Perinçek şart. O bakımdan yani en azından emperyalizme karşı mücadelesi bakımından bu şart. Çünkü önümüzdeki günler artık Doğu Perinçek'in, Doğu Perinçek'e şiddetle ihtiyaç duyulduğu bir döneme giriyoruz. Ekonomik durum zaten kötü ama Doğu Perinçek'in üretim ekonomisi sözüyle bu işin düzeleceğine inanıyorum. Çin'le en son yaptığı röportajda 300-400 milyar dolar ülkeye gireceğini, dolayısıyla ülkede bir kalkınma hareketinin olacağını da söyledi. Doğu Perinçek eğer son röportajındaki gibi yani 300-400 milyarın bu ülkeye girmesi çok sayıda fabrikaların kurulması demektir.